Biraz önce Menderes Havzası'nın çöp haline getirildiğini, lağım kanalı haline getirildiğini sizlere aktarmıştık. Aslında bu memleketimizde çok yaygın bir durum. Mesela Marmara Denizi'ni kanalizasyon çukuru yapıyoruz. Sonra müsilaj falan ortaya çıkıyor. Temizliyoruz. Van'da da benzeri bir durum var. Yerleşim yerlerindeki atık suların büyük bölümünün yıllarca arıtılmadan deşarj edilmesi, yani dökülmesi, yani Van Gölü'nün de lağım çukuru olarak algılanması nedeniyle zemininde balçık ve dip çamuru birikmiş. Şimdi belediyeler harıl harıl temizlemeye çalışıyorlar. Masmavi suları, eşsiz koyları ve doğasıyla turistlerin ilgisini çeken Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla birçok noktada çalışmalar yürütülüyor. Tatvan ilçesi Van Gölü kıyısındaki en büyük yerleşim yerlerinden ileri biyolojik arıtma tesisinin ünitelerinde yenileme çalışması başlatan belediye, atık suların yıllarca Van Gölü'ne akıtılmasından dolayı zeminde oluşan balçık ve çamurları temizliyor. Geçen ay başlatılan çalışmalarda gölün zemininden 5000 metreküp çamur ve balçık çıkartıldı. Van'ın Tuşba ilçesinde de zemindeki dip çamuru ve balçığın neden olduğu kirliliğin önlenmesi amacıyla 3 etapta çalışma yapılıyor. Van ve Bitlis'te yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 500 bin metreküp dip çamuru ve balçık temizlenerek kamyonlarla belediyelerin belirlediği alanlara taşındı. Konu hava durumu, evet, etkileyebilir hayatımızı. Üstelik bugün okullar eğitime başladılar. Bakalım ne olacak? Özellikle kuzey bölgesi, İstanbul'da buna dahil, Trakya'dan Doğu Karadeniz'in ta ucuna kadar şiddetli yağış uyarıları yapıldı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre İstanbul başta olmak üzere 30 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'de, Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde etkili olması beklenen yağışlar için uzmanlar önlem alın uyarısı yaptı. Sıcaklıkların yağış alan yerler dışında yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor, devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Akdeniz kıyılarıyla yurdun güneydoğu kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Efendim, bütün Güneydoğu'da olduğu gibi Gaziantep'te de bugünlerde kırmızı biber faaliyeti var. Çok yoğun bir faaliyet. Biberin çöplerinden temizlenip kurutulup pul biber haline, şahane pul biber haline getirilebilmesi için sıkı duralım hep beraber. 8 bin kişi çalışıyor. En önemli tarım ürünü, kırmızı altın olarak bilinen biberlerin hasadı başladı. 8 bin işçiye istihdam sağlandı. Gaziantep'in İstahiye ilçesinde 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan acı biberde bu yıl 44 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgede kırmızı altın olarak adlandırılan biberin hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadele kapsamında sektör haline gelen kırmızı biber çöpü temizleme işinde 8 bin işçi istihdam ediliyor. Biberin fiyat olarak iyi olmasından dolayı biraz daha çöp çekmeye teşvik edildi. Bundan dolayı da sevinçliyiz. Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan kırmızı altının temizlenmesiyle yeni bir sektörün ortaya çıktığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, çalışanlar acıdan paralarını kazanıyor dedi. Acıdan paralarını kazanıyor, doğada kurutuyor. Ondan sonra sofralarımıza kaliteli ıslah biber olarak geliyor.